Şimdi Ferit, ben bir siyasetçi değilim. Önce onu söyleyeyim. Olaylara bakarken bir siyasetçi gözüyle falan bakmıyorum. Bir siyasi partinin genel başkanı da değilim, bir mensubu da değilim. Doğal olarak iktidara gelmek diye bir derdim de yok. Doğal olarak o iktidardan nemalanmak diye de bir derdim yok. Ben bir gazeteciyim. Gazeteci olurken olaylara, güncel olaylara bakarak eleştiri hakkımı kullanıyorum. Ve aynı zamanda da gazeteciliği yaptığımdan beri, Aynen. 15 yaşından beri de bulunduğum siyasal düşünce itibariyle eleştirel bir düşünceyi benimsemiş bir vatandaş olarak konuşuyorum. Benim hayatım eleştirel bakmak hayatı. Birilerinin PR'cısı olmak, birilerine destek vermek değil. Duruşum itibariyle söylüyorum. Bir, 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu değildir kardeşim. Herkes bir kere bu gerçeği görsün. En pratik bir şey söyleyeyim. Emek Sol İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinde aldığı oy, toplam oy, yani 5 milyon 744 bindir. Bakın bir şey söylüyorum. Yani yaklaşık olarak 5 milyon 800 bin oyu var kardeşim. Kimin? Türkiye İşçi Partisi ile o günkü Yeşil Sol Parti'nin toplam oyu. Yuvarlak sen bunu 6 milyon olarak bak daha iyi anlaşılabilir açısından söyleyeceğim. 14 Mayıs seçimlerinde ya yani böyleyken 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'nin aldığı oy 2,5 milyon oy. 2 milyon 600 bin oy. Yani en az 3 milyon 3 milyon 200 bin civarında bir oy HDP'nin oyu kardeşim. Yani şimdi herkes düğün bayram halay çekiyor. CHP birinci parti oldu. O oylar bir gün geri gelecek. O oyları geri alacaklar. Seçmen niye oy verdi gerçeğine bakmak gerekiyor. Neden CHP'ye oy verdi Türkiye'deki muhalefetler? Bir, Erdoğan'ın politikalarına karşı, Erdoğan'ın kibirine karşı, Erdoğan'ın zehirli diline karşı, Erdoğan'ın ötekileştirici diline karşı, Erdoğan'ın toplumu yoksullaştırdığı ekonomik politikalara karşı. Siz 31 Mart seçiminde Türkiye'deki muhalefetin yani Türkiye İttifakı olarak söylediğiniz İstanbul İttifakı, Ankara İttifakı, Antalya İttifakı diye bir bütünsel olarak Türkiye İttifakı dediğiniz yerde muhalefet geldi. Bugünkü düzenden rahatsız olanlar size oy verdi ve o oyunda gereğini yapın dedi. Özgür Özel 31 Mart'tan itibaren o oyun gereğini yapmıyor. Benim bakış tarzım bu. Ben böyle düşünüyorum. Neden gereğini yapmıyor? Çünkü 31 Mart seçimlerinde birinci çıkan siyasi partinin talebi 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki yenilginin karşılığı olarak 31 Mart'taki zafer Türkiye İttifakı'yla erken seçim talebini bağıra bağıra söylemek, emeklinin sesinden tutun yoksulun sesine kadar ekonomik politikaların bugün uygulanan 28 Mayıs'tan beri daha öncesinden de uygulanan ekonomik politikaların, siyasal politikaların aklınıza ne geliyorsa hukuk politikalarına kadar inim inleyen halkın sesi olmak ve onların sesi olabilecek o 31 Mart'tan sonra Türkiye'nin dört bir yanında miting yapmak ve Erdoğan'ı mindere çekmektir. Erdoğan'ın istediği can simidini atmak değildir. Erdoğan'ın istediği ne diyor Özgür Özel bugün? Müzakereyi ben istedim. Normalleştiriyorum Türkiye'yi. Sen mi yönetiyorsun ki Türkiye'yi normalleştiriyorsun? Devlet Bahçeli'nin konuşması ortada. Erdoğan'ın konuşması ortada. Yapılanlar ortada. Ve şimdi Özgür Özel yaptığı konuşmalarla aslında müzakere, bakın size bir kulis bilgisi paylaşacağım. Geçen anlattım. Mendo abi de dinlerse sevineceğim. Neden söyleyeyim? Dinliyorum tabii, dinlemem mi ya? Dolayı abi altını çizerek söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son çarşamba günü yapılan grup toplantısında grubu idare eden Gökhan Günaydın'dı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili. Telefonla aradım. Sayın Başkan merhaba merhaba. Dedim ki Sayın Özgür Özel Erdoğan'la ilgili yaptığı görüşmenin detaylarını MYK'da anlattı mı? Anlattı dedi. Nedir anlatılan ayrıntılı dedim. Kamuoyuna ne yansıdıysa o dedi. Ardından da dedi ki bakın çok önemli kritik işte orada yatıyor her şey o cümlenin altında. Dedi ki Erdoğan'ın kabul ettikleri var. Erdoğan'ın kabul etmedikleri var. Ben de dedim ki kabul ettiklerini sormuyorum. Kabul etmedikleri neler? Size bilgi verildi. Anlatır mısınız? Bunu anlatamam dedi. Mendo abi. Niye? Özel. Ya, ne yapayım abi? Benim Özgür Özel. felsefem ne diye sorarsanız yeri gelince onu anlatırım. Özgür Özel. O gün Erdoğan'la AK Parti
genel merkezinde görüştükten sonra o 31 Mart seçimlerinin zaferiyle çıkmış partinin genel başkanı olarak, çiçeği burnunda bir genel başkanı olarak, topluma şeffaflık sözü vermiş bir genel başkanı olarak, demokrasi sözü vermiş bir genel başkanı olarak AK Parti genel merkezinin önünde basın toplantısı yapıp Erdoğan katılır katılmaz içerideki konuşmalarını, çünkü içerideki görüşmeler iki devlet arasındaki bir görüşme mi Mendo abi? İllegal bir görüşme mi? Gizli bir görüşme mi? Ana muhalefet partisi Erdoğan'la neler konuştuğunu kamuoyuyla paylaşamayacak. Yani mezara adam, kadar... Adam bir resim çekildi, başına gelenlere bak. Belki de bilinmemesi, yani bilinmemesi. Hayır, yeni gelsin konuşayım, tamam peki. Neyse. Onun için söylemek devam. İstediğim olay şudur. Erdoğan'ın, siyasal iktidarın tam da istediği rolü oynuyor Özgür Özel. Tam da Erdoğan o muhalefetin, o zaferinin sessizleşmesi ve geri çekilmesi, aynı zamanda da bu tür tartışmaların olmasını istiyor ve bu tartışmaların olmasında Özgür Özel yaptıklarıyla, söyledikleriyle, oturma biçiminden bilmem neyine kadar da destek veriyor. Katılmıyorum. Çünkü bana ne CHP'nin, ben bunları tartışınca Özgür Özel'le şey olacakmış, kamuoyunda prestij kaybedecekmiş, zayıflığı. Benim böyle bir derdim yok ki. Tabii canım, ben CHP'nin PR'cısı mıyım kardeşim? Ya da ben CHP'nin halkla ilişkiler elemanı mıyım? Hiçbirimiz değiliz abi. Senin için söylemiyorum Mendo abi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim bakış tarzım eleştirel. Ve böyle bakacağım. Tamam, hatırlarsan Mendo abi hatırlarsan demiştik ki 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri. Ola ki Kemal Kılıçdaroğlu seçerse, iktidara altılı masa, Millet İttifakı gelse, ben bu siyasal iktidarın en büyük muhalifi olurum demiştim. Neden? Çünkü olumsuzluklar üzerinden konuşuruz. Bizim duruşumuz bu. Yani kısacası ben eleştirmeye devam edeceğim. Çünkü nedeni şuradan dolayı. Türkiye'de hukuk yok kardeşim. Türkiye'de demokrasi yok. Bak en basitini söyleyeyim. Sinan Ateş davası ve Erdoğan'ın pazartesi günü Devlet Bahçeli'nin evine koşarak gitmesi ve Devlet Bahçeli'nin o klibini, hainsin klibinin ardından koşarak gitmesi, koşarak gittiği gün Sinan Ateş davasının 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi ve iddianamenin içinin boşaltılması ve Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında Ankara ve Pensilvanya diyerek meydan okuması ve aynı zamanda demleniyorlar üzerinden Özgür Özel'e ve muhalefete farklı bir şekilde meydan okuması ortada dururken, yani sevgi pıtırcığı olanların da bu yolla elde edeceği bir şey yoktur. Sevgi pıtırcıkların elde edeceği en sonunda Erdoğan'ın yancısı olmaktır. Peki şimdi çok da güzel sevgi bir yere girdin. Sevgi pıtırcığı Memduh Bayraktaroğlu söz istiyor. Sen değilsin abi, sen niye sevgi pıtırcığı oluyorsun Memduh abi? Ben siyasetçilerden söz ediyorum ya. Bana mı diyorsunuz? Sen siyasetçi misin Kerem, Allah aşkına yani? Ali seni çok seviyorum, hepinizi çok seviyorum. Ama ben mesela şunun altını çizmek isterim. Ben sadece negatifliklerden yorum yapamam. Ben olumlu gördüklerimi de söylemekle yükümlüyüm. Ya ben sen akademisyensin. Ben de gazeteci değilim. Ben insan olarak İkisi... akademisyen olmasam da, eğer Özgür Özel doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Tayyip Erdoğan doğruysa doğru. Yanlışsa yanlış. Hayır öyle, o zaman sana da itiraz ederim. Neden itiraz ederim? Niçin? Söyleyeceğim ama. Sen tamam Kerem Arda'sın ama sen öncelikle şu anda statü olarak akademisyensin. Ben de statü olarak düşünürüm. Kendimi bir kanaat önderi olarak görüyorum. Evet. Ve her zaman söylüyorum, gazeteci değilim ama keşke gazeteci olarak hayata başlasın. Aydınsın, aydın. Hayır neyse, onu da bilmiyorum ama en azından işte aydın entelektüel geçinmen çalışıyorum. Ama benim görevim şu. Benim görevim ne Ali gibi ne Ferit gibi. Ben doğru gördüğüme doğru diyorum. Öyleyim çünkü benim görevim de o. Yanlışsa, yanlış yapılıyorsa da yanlış diyorum. Yani ben de kendime bunu görev olarak benimsedim. Buradan böyle devam ediyorum yani. Peki. Bu yoldan devam ediyorum. Peki, şimdi benim, bu... Beni de,
Çok güzel abi. Tamam, anlaşılmıştır. Özgür Özel'le ilgili tam da istediğim gibi oldu. Ali abi farklı görüştü, görüşlerini söyledi. Kerem farklı. Abi, sen de abi bambaşka bir yorum yaptın. Artık takdir izleyicilerimizindir. Bu çarşamba günleri biliyorsunuz farklı farklı yorumlarla gündemi de değerlendiriyoruz. Özgür Özel'in bu hani tırnak içinde troll AKP'ye yakın bir isimle verdiği pozunda farklı anlamlarda sizlere sunmuş olduk sevgili seyirciler. Ama tabii bu arada abi, ama bak. Ferit yok lafını keseceğim çok özür dilerim. Demin arsak aklımdaydı unutuyorum. Ben sizden ben yaşım gelmiş. Yine unutacağım ondan korkuyorum. 1986 olabilir. 80 yıl önemli değil ama yıllar önce. İsrail ile Filistin anlaşmak üzereydiler. Anlaşma imzalanıyor idi. Bir haber uçtu medyaya, dünya medyasına, kalktı koptu ortalık. İsrail hükümeti de Filistin hükümeti de o zaman Yasser Arafat sağdı daha. Hükümet değil ama bir liderdi. Anlaşma bitti. O haber kamuoyu tarafından öğrenilmeseydi, duyulmasaydı İsrail-Filistin arasındaki kesin ve kalıcı barış yapılıyordu. Çift devlete geçişin ilk adımıydı. Harika olacaktı. Olmadı. Yıllardır kan dökülüyor. Kan. Silah tacirlerinin işine yaradı. Kızacaksınız bana. Siz de kızacaksınız. Biliyorum kızacağınızı ama olsun. Ben sizin dedeniz sayılırım. Beni affedin. Bütün izleyenlere söylüyorum. Oslo görüşmeleri doğruydu. Yapılması gerekiyordu. Yapılabilseydi Oslo görüşmeleri bugün Türkiye'nin terör diye bir sorunu yoktu. Bitmişti. Çoktan bitmişti. Ama birileri o zamanki demokrat görünümlü Recep Tayyip Erdoğan'a başarı kalmasın diye tıpkı Türk Telekom'un özelleştirilmesine nasıl karşı çıktıysalar başarı Tansu'ya kalmasın, para Tansu yönetimine kalmasın diye bu ülke ne çektiyse kıskançlıklar çekti. Ne çektiyse erken haber uçurmaktan çekti. Artık bir daha bu hataları yapmayalım. Erdoğan ne özgür ne konuştu ya Allah aşkına ya. Herhalde büyük ihtimalle devleti beraber yıkalım mı diye konuşmadılar. Geçelim. Ne olursunuz bana sorarsınız. Bak tekrarlıyorum. Bana sorarsanız bunların tartışılacağı gün değil. Bana sorarsanız bugün bu dönem Recep Tayyip Erdoğan'ı parlamentonun üstündeki hegemonyasını kaldırması için iknaya çalışalım. Hep birlikte çalışalım bunu iknaya. Bir Milli Eğitim Bakanı var istifa ettirsin onu. Bir Diyanet İşleri Başkanı var istifa ettirsin. Bu iki bakanı not edin. Bu iki bakan normal. Muhalefetin kendisi. Abiciğim bir dakika. Bu iki bakan normalleşme döneminde inşallah yargılanacak ve inşallah mahkum olacaklar. E ne yapsın örgünlerden? Erdoğan'a gitsin tokat mı atsın? İstifa et bunları. Al bunları görevden de. Tokatlasın mı adamı? Ne yapsın abi? Etki tepki doğru kardeşim. Sen beni itersen ben de seni iterim. Sen beni kucaklarsan ben de seni kucaklarım. Ya siyaset de olsa böyledir. Yoğun ya ne olursunuz ya. Kavga ederek hiçbir yere varamayız çocuklar ya. Atatürk, Venizelos gibi bir Türk düşmanını 35-40 bin Mehmetçiğimizin şehit olmaları için kendi askerine emreden Yunan komutanını başbakan olduğunda İstanbul'a davet etti ve İstanbul'da onun kaldığı konağa gitti yahu gitti. Venizelos'u yanaklarından döptü büyük ihtimalle. Onunla kaç tane fotoğraf çektirdi. Yapmayın etmeyin eylemeyin. Mustafa Kemal'den daha mı büyüküz ya? Buyurun. Ama abi biri Venizelos biri daha tabii. Arada biraz fark var ama neyse. Ya insaf edin ya. İnsaf edin. Düşman düşmandır. Eğer düşmanından kurtulmak istiyorsan onu öldürmek yerine onu kendine dost edeceksin kardeşim. Genel başkanları ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanını ziyaret ediyor. Biz onu da tartıştık. Peki. Ya tartışmayı demedim çocuklar ya. Evet. Kerem tartışmayı demedim ki ben fikrimi söylüyorum canım. Ben bu konuda sana katılıyorum. Yani. Ferit bugün çok önemli.